Ticaret yapıyorsun. Helal nedir? Haram nedir?
Sen bileceksin kardeşim. Ben yapmıyorum o ticareti. O ticareti sen yapıyorsun. Ve dolayısıyla o ticaretin içerisinde helalladır, helalladır. Sen bileceksin. Bu cehalet değil mi sen Allah aşkına ya? O kadar da güzel örnekler var ki, adam internet sitesinden soru soruyor. Siteye girmesini biliyor, internet kullanmasını biliyor. Girdiği sitenin yanında fıkıh bölümü var. Ortada mesela zekat bölümü var. Tıklasın açılacak ve bütün bilgiler bu diye sorduğunda orada yazılacak. Ya o el insan şöyle bir oradan okuyuver. Eşit de hocam ben orada onu okuyacağım olsam 2-3 sayfada okuduktan sonra değerine çare bulunur. E sen bana satırda bunu söylersin. E kardeşim bu kadar da beleş olur. Yani lütfen. Yani bu senin dilin ya. Yabancı bir şey değil. Bir başka dil değil. Bir başka ideoloji değil. Bunun tamamını bilmen lazım. Yoksa Müslümanlık olmaz. Yani yoksa kalbine haşyet, havf, saygı, takva, hissi nasıl doğar bilmezsen cehennem. Bir gün bazıları indikten sonra adam birisi korkarak yanıma geldi. O dedi ben zekat ne vermedim, o da kötü olduğunu bilmiyordum. Sen nasıl anlattın zekatı? Ayet var orada. Allah Celle Celaluhu ölmüş diyor. Biriktirdi o kez olanlar Allah Celle Celaluhu o halat ataşta kızardı. Yüzüne, böğrüne, sırtına mallar. Bu senin biriktirdin ve zekatını vermedin de. Ve orada müşriklik gibi tehditlerle ifade benzeri hadis-i şerifler. Adam öküzünü sırtına sürdüğünde böğrene geliyor öküz. Altında kendisi etmiş partner yerine cekatını verdi sırtını koyunu getir. Ya da tavası sırtında. Ben bunlar böyle bilmiyordum hocam. Ben ne yapacağım? Niye bilmiyorum? Sen Müslüman vatanında memleketinde yaşamıyor musun? Niye bilmiyorum? Adam gitmiş, zenginin oğlu yıldan beri vermediği zekatları çıkartmış. Gene aferin. Hocam her sene biraz biraz, her sene biraz biraz veriyorum. Evlerinde komşu paraları buluyorum, çeyiz alıyorum, para buluyorum. İnşallah kurtulur ben de demem ben. Cehalet bizi öldürüyor, okumamız lazım. Başta kitabımızın. Sevgili Peygamberimizin hayatını, ahlakını, gidişatını, uyumunuzunu, ibadetini, neleri sevdiğini, neleri sevmediğini, neleri alkışladığını, neleri nefret ettiğini, sakındırdığını, kendimize karşı, eşimize karşı, ana babamıza karşı, yavrularımıza karşı, vazifelerimize, haklarımızı, onu komşuya karşı, resim almaya karşı, cemiyete karşı, vazifelerimizi, nasıl olursa olsun, toplum olur. Nelere dikkat edersek kardeşlik yaşar. Bunları bilmemiz lazım. Bilmeden olmaz. Bununla beraber iyi insanlarla arkadaş olmayı gündeme getirmiştik. Ve aslında bunu devam ettirmemiz. Ya eyyühellezine amine tokullah ve kulluma usadık. Ey Müslümanlar Allah'tan kork. Allah'a karşı saygılı ol. Edepli ol. Allah'ın çizdiği sınırı haramlar sınırını aşma. Helal dairesinde. Bu büyük sorumluluğu nasıl başarırız diye soracak olursanız yokunumu sadıklı sadıklarla doğru insanlar Allah'a verdiği sözde duran insanlar yani takvalı insanlarla örnek insanlarla beraber olur. Düşün kalk. Çünkü iyi insanlarla beraber olduğunuz zaman onun kalbinde sizin kalbinize nur akar. Ahlakçılar dikkatimizi çekerler. Bulaşıcı hastalıklar nasıl insandan insana hastalık getirir? Aynen öyle karşılıklı oturan insanlar birbirlerine huy getirir. Yani huylar da bulaşıcı hastalıklar gibi insandan insana getirir. Atalarımız bunu çok iyi bildiği için
söyleyeyim kim olduğunu. El mer'u ala dini halilihi, kişi arkadaşının dini gibi şartı üzeredir. Arkadaş çok önemlidir. İyi olursa baldan tatlıdır. Kötü olursa kardeş kaçabilirse 70 bin şeytan bir araya gelse de bir kötü arkadaşın yaptı diye bak. İnsan geçmişinde şöyle bir hatırlarsa bütün yapmış olduğu kötülükleri kendisi bilmez iken bir kötü arkadaş öğrenmiştir, örnek olmuştur, delalet etmiştir, sebep olmuştur da öyle yapmıştır. İlk sigara içişiniz, ilk mektepten kaçışınız, ilk kahveye gidip kağıdını da içiniz, ilk bilmem nelerinizi bir düşünün. Hep kötü arkadaşlar. Birisi size sebep olur. İnsanın başına gelecek en büyük bela da musibet kötü arkadaşlar. İnsanın başına gelecek en büyük bahtiyarlıkta güzel insanlarla arkadaş olmuştur. Analar babalar bu yüzden iyi öğrencine, iyi ensal çocuklarını arkadaş edinmelerine doğrudan müdahale etmelidir. Arkada çocuklar kendi ensallarıyla düşe kalka huy kaparlar. Ben ne kadar nasihat etsem nasihat çok sevilmez. Ama arkadaşları böyle olursa boyasını boyanır giderler. Ben gençliğimde hatırlıyorum, iyi arkadaşlar vardı bir köyde. O iyi arkadaşlara, arkadaşlardan bir tanesinin babası harçlık verirdi. Şu harçlığı alın, güzel güzel harcayın, gazoz alın, dondurma yiyin, benim oğluma da ısmarlayın, bu parada sizinle bir sürmaksın. Kendi oğlunu o kibar gençlerle beraber düşmesini sağlamak için ikram yapsınlar da gönlünü kazansınlar, arkadaş olsunlar diye o güzel gençlere para verir. Akıllı da. Arkadaş çok önemli. وَقُنُوا مُعَصَادَةِ اِلَّيْلَ beraber. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi arkadaşla oturanları koku satana, kötü arkadaşla düşük kalkanları demirci köyünün yanındaki bulunana benzetmiş. Koku satandan ya satın alırsın ya o sana ikram eder. Etmese bile birisine satarken bunun ne güzel kokular gelir. Ama körücünün yanında duran, ateşin yanında duran isimden, pisinden, çıktısından muhakkak bir şekilde kirlenir. O bakımdan iyi insanlarla arkadaş olmak çok önemlidir. Kötülerden uzaklaşmak da bir o kadar önemlidir. Mekke'ye düştükler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarını küçük görüyorlar. Çünkü genellikle dine öteden verilir fakir insanlar, zayıf insanlar, köleler ve gençler iman eder. Çünkü bunların, gençlerin beklentisi yok. İdaresi insanlardır. Büyük insanlar hesap alanında akıllı dünya. Fakir fukaranın da dünyası kaybedeceği pek yoktur. Ama zengin olunca düzen bozulursa aleyhine çark bozulur. Menfaatın elden gidebilir diye biraz düşünebilir. Genellikle Hz. Adem'in bu yana peygamberlere fakirler ve gençler öncelikle iman etmişlerdir ve doğrudur. Mekke'nin müşrikleri onlara adam yerine koymaz. Peygamberimize seni dinleriz ama bizi bunlara da okuttuk diyeceksin. Bunlar ayakta kurtarırız. Ayakta. Üstünlük takvaydı. Ama bazı ahmaklar, hak buyurun bazı damdalaklar, üstünlüğü cebindeki parası, malı, mülkü, tapusuna göre kabul ederler. Yeryüzünde bundan daha böyle sakla sakla bir düşünce var. Adamın kıymeti, kalbindeki iman ve güzel ahlakı ileridir. Parası ne kadar olursa olsun, mesleği ne olursa olsun, helal olduktan sonra bütün meslekler kutsaldır. Çöpçü olur, temizlikçi olur, işçi olur, mutlaki olur. Bir zaman biz bir evliyeyi ziyaret ettik kendisi, bir hükümet konağında odacılık yapardı. Arkadaşlarımızdan bir tanesi kalbimizi muhafaza edemiyoruz efendim, bize dua edin falan deyince nasıl edemiyorsunuz ya, bir emekli adamsınız, işiniz yok, gücünüz yok, evimizde oturuyorsunuz. Ben dört katın görev üstündeydi, dört katın odacılığını yapardı, emir üstüne emir yağardı, oradan oraya koşardı, gene de kalbimi Allah'tan ayırmazdı. Şimdi bu odacı mı, yoksa o atıcının hizmet ettiği valisi, müdürü, bilmem nesi mi daha faziletli bir insan. Allah
içerisinde oturamaydı. Anladım. Cehalet olursa böyle olur işte. Peygamberden boy kalsana da Ebu Cehil'den boy kalmıyor. Peygamberimiz de acaba bunlara bir fırsat versek, bizimle olursa da dinleseler kalpleri yumuşamaz mı diye düşünürken Hazreti Ömer gibiler de desteklediler. Şımardılar, bana bir belgeye yaz bakalım dediler. Üstelik yaz dediler yani. Peygamberimiz de okul olacak, bunu yazmak istedi. Kendisi okuma yazma bilmezdi biliyorsunuz. Yazdıklarını bir şeyler görürdü. Ve Rabbim'in bilgisiyle denemem sonrasında Allah Celle Celaluhu peygamberimize kovma Müslümanların yanında. Hatta Müslümanlar bunun üzerine Süheyb'in ruhunu bilen ahabesi gibi garip Müslümanlar Beytullah'ın uzak bir tarafına doğru çekildiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müşriklerle yalnız bıraktılar. Tam o sırada ayetler geldi. Atıp çabayı elinden. Sabah akşam Allah'ın rızasını dileyerek buna ibadet edenlerle şu kendilerini müstahili gören kafir bir olmaz. Müslümanlar da olmak şereftir. Bunun için iyi insanlarla düşüp kalkan iyi bir insan olur, izzet olur. Bu ayetlerin bir sebebi de anlattığı olay şu ayetlerin inmesine sebep olmuştur. Vasfır nefseke nefsine sabredir. Nefis istemese bile dayak, direk ve nefsine sabrettir. Mahallesin de yargına Allah'u fil kanatı var her şey sabah akşam Rablarına ibadet eden insanlarla beraber olmaya. Yürüdüğüne vece bu adamların bütün derdi Allah'ın rızası. İşte bunlar mı? Bırak seni bakmayı. Ve la tahtu ve la tahtu aynen kamanun. Gözümü onlardan ayrı kalın. İyi insanlarla beraber otur. Sabah akşam ibadet eden, dua eden, zikreden, Allah'ın rızasını dileyen insanlar. Gözünü onlardan ayırma. Ey Müslümanlar! Böylesi insanlarla sabah akşam beraber ol. Gözünü onlardan ayırma. Allah'ı bilmez, kalbi cahil, Allah'a asi insanlarla düşük kalkma. Ayetler öylece. Ve la tamdu aynel kamanun turin zinetel hayatı dünya. Dünya hayatının zinetini isteyerek. Peygamberimiz dünya hayatının zinetini istemez. Bu bizedir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen al. Dünya hayatının süsüne kusuna almana fakir fukarayı dindar Müslüman dışlama. Zenginlerin içerisinde de çok takvalı, hürmete layık insanlar olun. Elbette ki olur. Elhamdülillah. Bu takvadır. Fakire zengine bakmaz. Zenginin kendine göre imtihanı vardır, kıymetli tarafı da vardır. Fakirliği kendine göre imtihanı vardır, kolay tarafı bela tarafı da vardır. Kardeşler, fakirlik ne desin ya, olur mu olur yani? Öyle olacak diyor Peygamber. İşçen ettirin Allah muhafaza. Yani fakirlik de zenginlik de bizzat iyi değildir, imtihandır. Onun için fakiri küçük görmek aptallıktan, ahmaklıktan başka bir şey değil. Bir insana sırf zenginliğinden dolayı başka hürmet edilecek bir tarafı yok. Sırf zenginliğinden dolayı hürmet edenin dilinin üçte ikisi gider diyor Peygamber. Üçte ikisi gider diyor. Çok önemli. Senin cebine meşgul para mı koyuyor? Yok. Ne ona yardım yapıyorsun? Ne ona yardım yapıyorsun? Ve la dünya asla itaat etme. Kime? Ben babamda ki. Alkan ve atak babamda ki. Kalbi zikri yüzden gafil. Ve tabi adama hevaya itibar etmiş. Şeriata değil. Dine değil, kitaba değil. Keyfine uymuş adam. Keyfine uyana. Keyfine ilah edinene. Sen niye onlara cennet bütün bir azap var. Ellezine yedir, hüzünler kafiriyle
İzzet mi istiyor bu adam? İnler mesela iyi bilsin ki İzzet lillahi cemiyan bütünüyle Allah'aydı. Kâbi de ne İzzet'in? Ne şeref olur? Ama kâfirlerle beraber olmuş, şişiyor, eşitleniyor. Fakir fukara, galiba Müslümanlarla beraber olma. Ben bunu anlamışım, o kadar adamdır diye kendi kaçıyor. Kâfir münafık. Dini anlamamış. Cahilliğinin gününü görür. Vakat ne zararlı edilmiş kitap. Biz size kitapta indirdik hayır. İza semi'tum, işittiğiniz zaman siz ayatillah, Allah'ın ayetleri yukharu biha, bu ayetlere kutbediyoruz. Bir meclis oturmuşlar, Allah'ın ayetleri inkar ediliyor. Daha sonra ve yüzehzehu biha, Allah'ın ayetleri istihza olunuyor. Alaya alınıyor. Aşağı dikkat! Bu, adam öldürmeyin, zina etmeyin, içki içmeyin gibi bir emirdir. Allah'ın diniyle, ayetleriyle, şeriatıyla, alay edilen, inkar edilen bir mecliste vardığınızda oturmayın onlara. Onları boş kabul etmeyin ve sohbet etmeyin. Hatta Yahudu Tihadis-i Hayy başka bir sözle dalınca. Yani işiniz var, oturmanız lazım, o zaman bulağı bırakıp dinle, kitapla, şeriatla alay ve inkarı bırakıp başka bir sözden konuşmaya başlarlarsa ancak o zaman. Fakat sakın ha, dinle, şeriatla, Allah'ın ayetleriyle inkar ve alay edildiğinde onlara oturmayın. Bu Allah'ın kesinlikle. İçinizden bir ses şöyle diyelim. Ne olur oturursak? Bu ses şuna benzer. Ne olur adam öldürürsek? Allah yasaklamış ama ne olur içki içersek, zina edersek? Böyle bir soru ne kadar saçma ise bu soru da kadar saçma. Ama ben size haber veririm. Ezan okudu bitirecek. Bir cümle. Dinle, imanla, Allah'ın ayetleriyle alay eden insanların yanına gidip onlarla konuşacağınıza gidin adamı. Gidin içki içki. Gidin zina. İkisinden birisini muhakkak yapacaksanız gidin onları. Bunu yapma. Neden biliyor musunuz? Bir adam öldürmenin haram olduğunu bilerek öldürürse dinden çıkmaz. Zina etmenin haram olduğunu kabul ederek zina ederse günahkardır, dinden çıkmaz. İçki içmenin haram olduğunu kabul ederek içerse dinden çıkmaz. Yok canım ya Allah'a tapmış derse inkardan dolayı dinden çıkar. Demek ki haram işleten adamı dinden çıkartmaz, büyük günahkar yapar. Peki ya dinle, imanla, şeriatla alay edilen bir meclise vardınız. Allah korusun oturmayın, başka sözü darıp yakınlaşıyor. Dinlemediniz, oturdunuz. Ne olur? Okey. İnnekum hiç şüphesiz ki sizler o zaman ise bu takdirde mitluhum onların misli, aynısı benzer olur. İnnekum muhakkak siz ise bu takdirde oturduğunuz takdirde mitluhum. Mitluhum'u tercüme etmeye gerek var mı? Onun misli de Türkçe'de kullanılır. Onların misli olur.
Kimse bizim yanımızda dine hakaret etmemeli. Edememeli. Kimse şeriatla alay edememeli. Burada Müslümanlar var. Ağzımızın payını verirken. Vermeliyiz. Verememezsek defol gidelim. Oturmaya devam edersek aynen o kafirler. İnallah bir şüphesiz Allah cami demedi. Toplar bir araya getirdi. Her münafıkıyla ve kafirin hem münafıkları Müslümanın dedi halde gavur olanı hem de hakikaten açıktan gavur olanı kafiri fi cehenneme cehennemde cemiyan toplayarak cehennemde bir araya getirdi ve beraber yakar olanı. Unutmuşsak hocam diyebilirsiniz. Allah onu da En'am suresinde açıklıyor. Ezan okunduğu için o sureyi açık okumayacağım. Sadece mealini söyleyeyim. Allah-u Teala En'am suresinde de diyor ki şeytan size unutturursa hatırladığınız zaman irkilir ve kalkınır. İman ciddi bir iştir. Müslümanlık da ciddi bir iştir. Dostluk da, arkadaşlık da ya da bir insanı sevip sevmemek çok ciddi bir iştir. Dinin özü Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Sevinmeyecek adamı Allah için sevmemek gerekir. Huyunu değiştirir, güzelleşirse bağrımıza basarız. Adamın şahsıyla bir ilişkimiz yok. Adamın inancı ve ameliyle de bizim sıkıntımız. Değiştirirse kendisini bağrımıza basarız. Yoksa kafir, münafık, dinle, imanla, alayla asla sevmemek. Thank you.